bomba gibi bir konu Emrah. İsmail Ok bağımsızdı. İyi Parti dedi, MHP dedi, İyi Parti dedi. Sonra bağımsız oldu, sonra AK Parti'de. Yorumla bakalım bombayı. Şok. Herkes şok. Evet. Ben değilim. Biliyorum. İnanmamıştım ama duyduğumda. Evet. Nasıl bakıyorsun ilk yorumlarda? Çok yönlü bakacağız olaya da. Yani evet. Bugün şöyle yapalım. Sırf İsmail Ok konusu yapalım. Zaten o yüzden bir araya geldik. Başka konular vardı. İsmail Ok konusuyla bu programı bitirdim. Ya bugün Balıkesir İsmail Ok konuşuyor şu anda. Gündemde İsmail Ok oldu haliyle. Ben şuradan bir değerlendireyim. Kendi Facebook sayfamda Artı Haber'de İsmail Ok'un AK Parti'ye geçtiğine dair işte bir vesikalık fotoğrafla haberi verdim de. İlk bir saat iki saat takip ettim sürekli. Gelen yorumlar ne? Yani kamuoyu tepki ne? Ona bakıyorsun. Genelde verdiğimiz oylar haram zıkkım olsun tarzında yorumlar geldi. Yani belli ki Millet İttifakı'nın, İyi Parti'nin, CHP'nin seçmeninin verdiği tepkiydi bu. Gün içinde devam etti ama akşamüstü saatlerinden sonra, saat 5'ten sonra, 6'dan sonra hayırlı olsun, iyi oldu, doğru yolu buldu vesaire diye olumlu yorumlar gelmeye başladı ama işte bugün baktığımda 1100 küsur yorum vardı. Tahmin ediyorum gene 160-170 eleştirirken %30-%40'lık bantta şeye geçti. Hayırlı olsun, iyi moduna oldu geçti. Moduna geçti resmen. Eleştiri çok normal aslında. Yani bugün AK Parti'den bir milletvekili de CHP'ye gitse ya da İYİ Parti'ye gitse benzer tepkiler gelir. Yani çünkü bir kabuk değiştirme var burada. Bu tepki normal. Sonuçta İsmail Ok profiline baktığımız zaman 2009 döneminde yani CHP'den evet. Sürekli oy alan bir İsmail Ok portresinden bahsediyoruz. Yani MHP'deyken de CHP işbirliğiyle Sabri Uğur'u devirdi. En büyük zaferi ve bugün İsmail Ok'u konuşmamızın vesilesi olan o olay belediye başkanlığı. Sonra rahmetli Edip Uğur'la girdiği müthiş bir mücadele. Evet. Yine CHP oylarıyla bir potansiyel. Sonra son 2019'da bu sefer Yücel Yılmaz'la girdiği bir mücadele. Bu sefer de İyi Parti gömleği altında yine CHP'nin birleşimiyle. Yani CHP'lilerin bugün işte oyum zehir zıkkım olsun ya da işte sen yaramaz adamsın falan filan. Bu eleştiriler hepsi çok makul eleştiri. Çünkü bunlar gelmesi olağan tepkiler. Yani. Ama orada şunun altını çizelim. 2009 seçimlerinde Allah rahmet eylesin Sabri Uğur belediye başkanı iken MHP'nin adayıydı. Ama CHP'nin de adayı vardı. İttifak falan yoktu. Ona rağmen CHP kanadından oy aldı. Ha neydi? O günkü sıkıntı asfalt parasıydı. İşte bir sloganı vardı. Akın karasına, asfalt parasına son dedi. Son bir hafta otobüsler gezdi. Bangır bangır bağırdı. Neticede CHP tabanı İsmail Ok'a oy verdi. Edip Uğur'la girdiği... Orada bir şey unutmayalım. Bak lafını biliyorum ama. Nasıl bir İsmail Ok'tan bahsediyoruz biliyor musun Emrah? O dönem Sabri Uğur'un karşısına çıkmaya cesaret edebilecek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne MHP'den de bir başka partiden bir aday yoktu. Yani son 3 ay öncesine kadar Sabri Uğur silme götürür, ben boşuna masraf yaparım, bu ringe çıkmam diyen... İnsanların olduğu dönemde İsmail Ok çıktı. Bunu unutmayalım. Yani. Evet. Ya orada mesela Nedret Hanım vardı yanlış hatırlamıyorsam. CHP'nin adayı. Hiçbir oy almadı. Ankara'dan transferle geldi. Ya bulamadılar çünkü. Balıkesir yerelinden insan çıkmadı. Yani Naim Hoca'yı ikna etmek için çok uğraştılar o dönemde. Ama karşıda güçlü bir portre var. Yani Sabri Uğur bugün yani kimse yok sayamaz. Kimse hizmetlerini küçümseyemez. Yani bir Sabri Uğur baş pehlivanı vardı. Karşıda rakip yoktu. Burada çıktı İsmail Ok. Bunu unutmayalım. İsmail Ok'un da bilinirliği yoktu. O dönemde işte biz basın mensubu olmasak kamusal temsilcisi ilk tanıştığımız evet. Tanıyoruz. Balıkesir'in %90 İsmail Ok'u tanımıyordu. Tanımıyordu evet. Ha belki işte öğretmenlik yaptığı bölgede işte velilerle öğrencilerle o zaman da öğrencileri belki büyümüş. Ya siyasi anlamda bir PR'ı yoktu. Evet. Hiçbir PR'ı yoktu yani. O yoklukta çıkmışken CHP'nin de desteğini gayri resmi desteğini alarak o gün Sabri Uğur'u devirip İşte 5 yıl Balıkesir Belediye Başkanlığı yaptı o zaman Büyükşehir. CHP'de şu var bak tespit edeye de gidiyoruz. CHP'de hep şu var yani Tayyip Erdoğan olmasın, Tayyip Erdoğan adamı olmasın kim olursa olsun mantığı hep var. Yıl 2022, ya 2009 hep var. Yani bu olmasın kim olursa olsun. Bir de bana yani göre biz onun peşine takılırız sağ mantığı sol var. Da kalmadı da işte ama gene de sağdan sola, soldan sağa işte solun sağa kaydığını gördüğümüz bir seçim oldu. Yani Balıkesir'de oluyor sürekli. Oluyor bu yani oy kaygan bir oy potansiyeli soldan var. Soldan bir aday hatırlıyor musun? Soldan? Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bir aday. Naim Hoca vardı. Naim Hoca Cumhuriyet Halk Partili hiç tamam, şey yapmadı. Tamam. Nedret Can Onun için Sami Sönes'i getirdiler.
Nedret, Demokrat Parti. Nedret Can Ankara'dan geldi. Tabii. Bürokrattı herhalde. Sami Süzen doğru yol kökenli. Geçtiğimiz zaman adayı çıkarmadılar. İttifak yaptılar. Tabii İsmail Ok'la birleştiler. Yine İsmail Ok döneminde İsmail Ok'a meylediler. Evet. Şeyle Edip Uğur'la seçim. Yani CHP kendi kanadından bir aday çıkarmıyor. Ya da çıkarıyorsa sağ menşeli bir aday çıkarıyor. Yarısı şu şekilde giriyor. Ya öbür türlü de olmuyor zaten. Yani. Evet. Lafını böldüm o aklına mı? Ne diyorduk? Gitti değil mi? Tamam neyse. Gitti. Ya İsmail Ok hakikaten şok eden bir transfer oldu işin açığı. Bana göre şundan lafını bölüyorum. İyi anlaşılsın. Kimi konuşuyoruz kesinlikle, yani? Kesinlikle. Yani iyi bir transfer bir kere kimsenin beklemediği bir şeydi. Yani Balıkesir'in %99.9'u desen ki İsmail Ok AK Parti'ye göçüyor. Hayatta geçmez. İsmail Ok'un yapısını biliyorlar insanlar. Çok yadırgamadım. Neden yadırgamadım? İyi bir transfer. Bana göre de yılın transferidir. Yani Fenerbahçe Mesut Özil'i getirdi. Bu onun üstünde bir transfer aslına bakarsan. Kimi Roberto de, Carlos gibi. Yani İYİ Parti'den geçmiş. Tranş da benziyor. Şimdi şurada bir tepki var. Sen Fenerbahçe'sin değil mi? Fenerliyim. Roberto Carlos abi. Benziyor. İyice saçta kalması zaten. Evet, evet. Yaşlanmışlar. Baktığın zaman iyi bir transfer derken de İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen bir transfer değil. Evet. Bağımsız bir milletvekiliydi. Bugün AK Parti saflarına geçti. Gene sağ tandansla devam etti işin açık. Evet. Ha, sola geçer miydi? Bilmiyorum. İsmail Ok CHP'li seçmen nerede çok seviyor kendisini. Biliyorum çünkü. Çok konuştuğumuz CHP'liler vardı. En azından yemez, yedirmez, çalmaz, çaldırmaz. Kesin. Bak burada böyle bir şey var. Burada AK Parti'de hemfikir olan çok insan var. Yani İsmail Ok'un en önemli kriterlerinden bir tanesi yemez, yedirmez, ilkeli bir adamdır noktasında. Ha, bir duruşu her var. Evet, bu CHP kanadından da kabul edilmiş bir şey. Yedi diye de bir şey iddia edemezsin. Ortaya bir dona koyamazsın. Yani. Ya, hala aynı arabaya biniyor adam. Yani, tanıdığımda da aynı araba vardı. Aynı yerde oturuyor. Cengiz Topel'in üst tarafında bir yerde oturuyor. 5 yıl belediye başkanlığı, 5 yıl yaklaşık milletvekili yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani evi, barkı, arabası her şey aynı. Değişmiyor. Yani bunu da görünce insanlar yani İsmail yenge hanıma baktık. Aynı. Nesin Hanım. Aynı yani. Bir İsmail Ok biraz daha saçları uzatmış. O kadar değişen bir şey yok çok fazla. Pek saç kalmamış. Vallahi AK Parti saflarında göreceğiz. Şimdi bunun bir de AK Parti içindeki yansımaları da var. Hı-hı. Gerçi AK Parti'nin içine sen daha hakimsin. Bizim de eşimiz dostumuz var, tanıdıklarımız var. AK Parti'nin içinde de cılız da olsa tepkiler var. Hı-hı. Mesela bazı belediye başkanları, bazı ilçe başkanları, birçok belediye başkanı, ilçe başkanı hayırlı olsun diye paylaşırken paylaşım yapmayanlar da var. Yani bu kendi içinde de bir tepki olduğunu herhalde gösteriyor. Herhalde %90'ı paylaşmadı yani. Yani Ramazan Bahçıvan'ı gördüm. İçine sindiremediler. Başka yani. Görmedim. Konu konuya gidiyor. Aklıma getirdin. Yücel Yılmaz'ın ilk paylaşımına baktım. Böyle çok soğuk. Hadi hoş geldin birader modundaydı. Sonra aradan 2-3 saat geçti. Milletvekilimiz, kardeşimiz güçlendik falan filan babında ikinci bir paylaşım yaptı. Gecenin geç saatlerinde Yücel Yılmaz. Olayı değiştirdi yani. Yani biraz zaman alacak kabul etmek. Yani İsmail Ok değişik doğru bir tarz. Doğru zaman alacak evet. Değişik bir tarz çünkü öyle çok kalemle kitapla iş çözmez. Terse bodoslama tekmeye kafa sokacak adamlardan bir tanesi. Bunu sen futbol gösterecek. Terimlerine giriyorsun ya ben de gireceğim şimdi bir tane. Gir abi. Gireceğim ben de. şunu ekleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işbirliği yapan bir İsmail Ok'tan bahsediyoruz. Yani işbirliği yaptığı parti asla o cephede yer almayacağı bir parti. Evet. Ya İsmail Ok adına bunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Nereden söyleyebilirim? İyi tanıyorum kendisini. İyi muhabbetlerim var. Belediye başkanlığı döneminden başlamak kaydıyla. Adaşız da. Adaşız da. Zaman zaman kavgalar ettik. Zaman zaman birbirimize girdik. Ama dostluğumuz, o abi kardeş ilişkimiz ya da aramızdaki muhabbet hiçbir zaman bitmedi. Elbette ters düştüğümüz çok zaman oldu. Yani bu da çok doğal siyasette. Siyaset. CHP'le işbirliği yapan İsmail Ok, yani oyunu CHP'den alan İsmail Ok, CHP'li arasında mesafe koyan bir siyasi anlayışa sahip. Hotaşların evet. Bir köyünden. Ben şey tarif ediyorum, bana İsmail Ok'u ilk soranlar, yani kim nasıl bir adam dediği zaman, bir köy delikanlısı hayal et diyorum. Bir köy delikanlısı, yağız, dik, sert, belli şakalara mesafeli, belli hareketlere mesafeli. Ya köy delikanlısı dediğin zaman böyle Halis Munis akla gelebilecek özelliklerin üzerinde taşıyan milliyetçiliği, yani bayrağına hassasiyeti, milletine hassasiyeti aşırı derecede üzerine işlemiş. Siyasi profilini bu noktada oluşturmuş bir karakter olarak bak diyorum. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda genel başkan yardımcılığını teklif et. 3 dönem
arka arkaya İstanbul birinci sıra birinci bölge seni vereceğiz de İsmail Ok gitmez. Bak bunu biliyorum. Onun adına bunu söyleyebilirim çünkü tanıyorum. Şimdi peki abi fırıldak diyorlar abiyane tabirle. Yani parti sık partili işleyen insanlara bu sıfatı veriyorlar. Evet. Yorumlarda da vardı. Işte ben buna Aytun Çıray'ı mesela en iyi örnek gösterebilirim. İşte Doğru Yol, ANAP, İyi Parti, CHP falan. Yani çeşitli sağ, sağın değişik radikal versiyonu, sonra tekrar sol, tekrar orta, merkez. Buna kabul. İsmail'in geldiği yere bakarsak, bu tespiti iyi yapmamız lazım. MHP, Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Geldi yer. Ülkücü yani. Demin bahsettiğim bak, karakterler üzerinde yani taşıyan. Burada tırnak içine vereyim. Yani milliyetçi sadece MHP değil. Değil değil. CHP'nin içinde de milliyetçilik var. Var. AK Parti'nin içerisinde var. Ki olmalı. Efendim işte İslami çizgisinde Saadet Partisi. Hayır abi diğer partiler de. Yani bazıları bunu sahipleniyor ya. O yok anlamda şey altını çizmek istedim bunu. Şimdi İsmail Ok MHP'den geliyor. Ülkücü. MHP'li biliyorsun o zaman Devlet Bahçeli noktasında bir AK Parti'ye yakınlaşmasından dolayı rahatsız oldular. Evet. Meral Akşener figürü ortaya çıktı. Dediler ki biz MHP ekseninde ikinci bir parti kuruyoruz. Tabii. MHP. Ülkücü anlamında. Fakat İyi Parti'ye baktığımız zaman bugün ülkücü bir parti demek mümkün değil. Değil. Yani içine bak. Biraz daha karma. Yapsak biraz daha karma Cumhuriyet Halk Partisi karması. Soldan da almış, sağdan da belli. Aşırı derecede sol montajlar var. Yani baktığın zaman CHP'de de rahatsızlık duyup bu partiye gidenler var. Şimdi İsmail Ok bunu kabul etmedi. Biz bunu çok tartıştık aramızda. Sen ülkücüyüm dedim buraya gittin ama bak burada sırf ülkücü değil. Böyle bir durumda. Hayır. Burada çok tartıştığımız noktalar olmuştu. Tabii saygı duyuyorum. Onun tercihidir. Buraya geçti. Ülkücü diye. Buradan istifa ederken söylediği sözler çok önemliydi. Evet. CHP'lileşti dedi. CHP HDP ile işbirliği yapıyor. Dolayısıyla ben HDP'ye yakınlık kuramam bu noktada dedi. Yani kendi ilkelerine ters gelen noktada reaksiyon gösterdi. Sarosçu dedi. Bir müddet bu yüksek perdede seslendirmeden sonra da parktan istifa etti bu sözlerle. Bekledi. Bekledi. Şeyler tamam. Yani baktığımız zaman gene ülkücü MHP diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Sağda mı kaldı? Çizgisi sağda kaldı. Çizgisi bu. Tamam. Dün kürsüye girdiği zaman sözlerine dikkat et. Azerbaycan'dan girdi, Libya'dan girdi, milli duruş dedi, dedi milli Suriye beka dedi, Suriye dedi. Millilik üzerinden gitti. Savunma sanayisindeki evet bazı atraksiyonları övdü, kalkınmayı övdü. Hemen şimdi burada yanında duran insana bakalım. Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. İlgi de takip etti. Muhtemelen sponsora alkışladı ve vay ya ne güzel konuşuyor gibi bir yüz ifadesi oldu. Peki ne diyordu Recep Tayyip Erdoğan? Muhalefetin de yerli ve milli olmasını istiyorum. Evet. Yani milli konularda birlik olalım. Ama iç politikada eleştir kardeşim modunda bir genel başkan. İsmail Ok da buradan geldi. Oradan bir transfer yapmıştı. Bu doğrultuda dedi. Ben de varım dedi. Böyle baktığımız zaman ben İsmail parti değiştirdi. Eksen hayır abi. İsimler değişti. MHP, İyi Parti, AK Parti isimler ama değişti. Ama çizgi sağ, evet. Çizgi ülkücülük, milliyetçilik, evet. Gelin hayır diyecek olan da yazsın altına. Hayır kardeşim yanlış söylüyorsun desin. Öyle bir dünya yok. Yok yok. Yani CHP'den oy alan bir figür ama milliyetçi duruşundan oy vermeyen bir figür. Çok uzattım sana vereceğim topu. Belki ilerleyen programlarda ben İsmail Ok'la Cumhuriyet Halk Partisi'ne ittifak yapılan bu son seçimde de birçok yere gittim. CHP ile ilgili zerzenişlerini, çıkışları, onların aykırı gelen söylemlerini nasıl yadırgadığını, nasıl rahatsızlık duyduğunu da en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Bunu söyleyeyim. Bu notlarım arasında değil çünkü. Gene böldüm seni. Nerede kaldın bilmiyorum. Devam et. Yok. Gene not not gidelim. Başka yere geçelim. İşte İsmail Ok AK Parti'ye ne getirir ne götürür tarafına bakalım istersen önce. Hı hı. Şimdi gelmeden önce 2018 genel seçimlerinin sonuçlarına bir sentezledim. İyi Parti ülke genelinde %10.1 oy alarak işte mecliste grubunu kurdu. Belli vekillerini oluşturdu. 40 tane 44 tane hatırlamıyorum. Şimdi o sayıya da bakmadım. Yalan da söylemeyeyim. Hı hı. Balıkesir'in yapısı genelde Türkiye ortalamasında gider. Yani Türkiye ortalamasında AK Parti %36 ise profilinde Balıkesir veriyor. 35.5'tür, 36'tır, 36.5'tür. Yarım puan, bir puan oynar. Çok doğru fazla oynamaz. Doğru.
Şimdi İYİ Parti'ye baktım, ülke genelinde %10.1 oy alarak mecliste grubunu kurdu. Ama Balıkesir'e baktığın zaman %14.7 oy aldı. Hatta iyi hatırladığım sonuçlardan bir tanesi, o günden iyi hatırlıyorum, en iyi oyu da Bandırma'da almıştı İsmail Ok. Ki bilinirliğinin daha az olduğu bir yerde Bandırma. Bandırma'da %16 oy alan isim için Büyükşehir adaylığı da zaten oraya açıldı büyük ihtimalle de. Büyükşehir'de kaç aldı? 47 mi? Büyükşehir'de kafa kafaya. Yani 8-10 binlik oy farkıyla bitmişti. Oy bandı %47'ye 48 arasında. Tabii. Ama orada ittifak vardı. Yani onu öyle... Tam ittifak ama işte yani. 2018 ittifaksız olduğu için İsmail Ok ne getirir tarafına bakıyor. Şimdi AK Parti'den eğer İsmail Ok bir tepki görüp de AK Parti'nin içinden boşalma olmazsa, ki ben olacağını da sanmıyorum, o da binde birdir, binde ikidir, belki binde ondur. Yani çok bu bazen... tezi nereden çıkartıyoruz Emrah? Yani AK Parti İsmail Ok geldi reaksiyon gösteriyor. AK Parti İsmail Ok geldiği için oy kaybı yaşar. Nereden çıkarıyorsun bunu? Mesela çıkarımın ne? Yani AK Partili bazı tanıdıklarımızın yaptığı sosyal medya paylaşımlarından mı biliyorum? Yani belli ki kızmış, sırtını dönmüş. Genelde de gözüküyor. Demin bir şey söyledin ki bu çok büyük bir rakam. Kutluyorum seni. Artı Haber Gazetesi'nde 1100 yorum alıyor bu İsmail Ok. Bak hocam, bir şey söyleyeyim ben sana. 1100 yorumdan AK Parti seçmeni farklı bir seçmendir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi, İyi Parti gibi sosyal medyada saldırmaz. Cirit atan bir oy tabanı. Direkt girmez konuya. Onlar genelde gençler, genelde eğitim almışlar diyeyim, veyahut da eli bu akıllı telefon tutanlar. Tamam. İnsanlar. Hocam, anaların duasında falan filan bir dondura şarkısı var ya. Evet. AK Parti'nin oy deposu olan Dursun Bey'in dağında, Kepsut'un bayırında, efendim Bandırma'nın bir köyündeki AK Partili teyze, amca sosyal medyayla oynamıyor abi. Oynamıyor. Bir de dolayısıyla o tepkiyi sen oradan ölçemezsin. Şunu ölçebilirsin. Bir örnek, İlyas Kapısız, değil mi? Evet. Şimdi Levent onu ön plana çek. Ya İlyas Kapısız, sen ne verdin, ne aldın AK Parti? Yani sen nasıl bir figürsün de ona tepki gösteriyorsun, buna tepki gösteriyorsun. Buraya ben geleceğim. Biraz daha geniş konuşacağım çünkü bunu, AK Parti'deki bu sosyal medyadan saldıranları. Ama şunu kabul edelim. Abi sosyal medyada çok tepki var. Abi o teyzeler, amcalar, dayılar, onlar AK Parti'nin oy deponları. Buyur abi. Olay. İsmail Ok'un AK Parti'ye geçtiğini bile, evet, duymamışlardır. Ama bunu ihtimalle söyleyeyim yani. Evet. İşte ancak köye bir AK Parti ziyaret eder de İsmail Ok da giderse orada görür. Gider teyzenin elini öper. Oğlum Tayyip'in adamımış bu der. Sever böyle. Başını okşar ya. Biz bunu Edip Uğur döneminde yaşadık. Şimdi konuyu dağıttık gerçi de. Dağılsın abi, bugün konumuz mu İsmail Ok? Edip Uğur'la hangi seçim çalışmasıydı hatırlamıyorum ama gittik bir Gümüşyeşme'nin tadiplerinde bir mahalleye. Yaşlı bir teyze açtık. Teyze selamünaleyküm, işte ben geldim, o isteme seçime gidiyoruz bilmem ne. Kusura bakma evlat, sen iyi bir adama benziyorsun ama sana oy moy yok dedi. Niye teyze dedi, işte bizim neyimiz var? Oğlum dedi, benim oyum belli dedi. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim dedi. Ekrem İmamoğlu'yla bir teyzenin işte o tarz bir diyalog gibi. Bunu Edip Uğur'da yaşadık biz burada. Allah rahmet eylesin. Yani birçoğu da İsmail Ok mu, işte bir başka vekil mi, o mu diye bakmıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğü zaman yapıştırıyor. Buyur abi, olay bak. İşte o kesim, kemik kesim. Dönelim rakamlara. Ne getirir ne götürür tarafında. Bakalım. %10.1 Türkiye genelinde aldığı oyla, eğer İsmail Ok aday olmasaydı İYİ Parti'de Balıkesir'de %10.1, %10.2 o ortalamada gider diyorsun. Gibi bir ortalamayla çıkacaktı. Bunları rakama döktüm. Çünkü İsmail Ok'un aldığı oy oranı %14.7. O dönemde oy kullanım oranı da belki de Balıkesir'de rekor diyeceğimiz bir oranda. %91 katılım vardı seçime. Yani 884 bin civarında seçmen oy kullanmış Balıkesir'de. Bunu 10.1'e vurduğumuz zaman İYİ Parti'nin burada alması muhtemel oy miktarı 89 bin, 90 bin bandında. 100 bin. Yok, 100 bin demeyelim. Yani düşük oran, yani 89 bin 500 olur. İYİ Parti'de İsmail Ok'un milletvekili adaylığında Balıkesir'de %14.7 oy alıyorsan, bunun da yaklaşık aradaki farkı Balıkesir'de 40 bin seçmen demek. Şimdi 40 bin seçmeni İsmail Ok kendi mi taşıdı? Şu oranlar onu konsolide ediyor. 40 bin, yaklaşık 35-40 bin bir fan yani gibi. 35 bin, 40 bin gibi bir rakamı kendisi getirmiş gibi gözüküyor. Çünkü Balıkesir hep Türkiye ortalamasında. Şahsi oy gibi. Tabii. Yani şahsi oy. Şimdi bu 40 bin kişiyi bir kere rakipten, Millet İttifakı'ndan çıkarttık. 40 bini oradan düşürmemiz lazım. Kendi oyunda 40 bin de buraya koyduğun zaman 80 bin gibi bir fark çıkıyor. Belki 70 bin, hadi belki 80 bin. %10-20 fire ver. 50-60 binlik bir oydan bahsediyoruz. Tamam, yani 80 bin dediğimiz anda 80 bin kişi barajı geçiriyor Balıkesir'de. Nereden baksan. Eşlenecek misin? Devam edecek misin? Yok, bu kadar yani. Buraya sana bir katkı sunayım Emrah.
Bugün AK Parti'nin 5 milletvekili vardı, 6 oldu. 5 evet. diye bakıyoruz buna. 3 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin var değil mi? Evet. Tamam. Hocam iddia ediyorum sana. 20 ilçede 973 köy var herhalde Balıkesir'de. 973 köyde ya da mahallede. 900 kırsalda. Git abi milletvekillerini say da çuvallar. Gel merkezlere gel. Akıllı, uslu, okumuş, aydın falan filan diye de çoğu çuvallar. Evet. Yani şahsen milletvekili ismi biliniyor mu dersen ben bilinmiyor noktasındayım. Şöyle ihtimal var. İsmail Ok'un şöyle bir avantajı var. Büyükşehir adaylığı olduğu için bir PR var orada. Hocam oraya getireceğim. Balıkesir'den bana bir tane milletvekili sayar mısın desen %90'ı İsmail Ok diyecek. Ben şöyle bakacaktım olaya. Çıkar parti gömleğini. Tabii. Çıkın bakayım podyuma, tartıya. Bir şöyle bir geçin de bir İsmail Ok çıkar hocam. PR. Yani tanınmışlığı, bilinirliği fazla şu anda. Bir çıkar abi. İddia ederim bunu. İkinci sıraya kim yazıyoruz? Vallahi bilmiyorum. Yani ortaya karışık o. Ama Edip Bey rahmetli olmasaydı Edip Bey de çok tanınan bir figürdü. Yani İsmail Ok PR anlamında şu anda mevcut 9 Balıkesir milletvekilini çıkar kantara bir yapar abi. Ben ikinci sıra tahminimi söyleyeyim mi? Hı. Ahmet Akın. Bravo. Doğru. Hakkını yemeyelim. Hakkını yemeyelim. Doğru. Bravo. Ahmet Akın. Ama İsmail Ok çatışmasından da parladı Ahmet Akın. Hakkı yendi, mağdur oldu. Ankara'ya gidiyor. Mağdur oldu ya, da o, siyaset de bunlar var ama. Allah ya. Var. Ahmet Akın halka yakın bir slogan bir oturdu. İsmail Ok'a yakın olamadı zaten. Herkese yakın oldu. Olamadı. Ama hatırlıyorum. Bravo. İkinci sıra Ahmet Akın doğru. Bence Ahmet Akın'dır. Yani AK Parti vekillerimiz. Destekliyorum. Alınmasınlar. Alınmasınlar ama bilinirlik anlamında. Bunu Balıkesir olarak bakmıyoruz yani. İl merkezi. Çok da zor değil. Çıksınlar bir anket yapsınlar. Yapsınlar. Sonuç böyle çıkacak. Aşağı yukarı. Sen de topa ben araya gireyim. Bende birkaç tane top var. Ben sen ne diyeceksin diye bakıyorum. O zaman şu küskünler noktasından gidelim. İlyas Kapısı'na geleyim. AK Parti'nin küskünleri. AK Parti'nin küskünler. İP'den, CHP'den küskünler. Dargınlar, laf sokanlar falan. Onlara bir konu girdim. Şöyle bir not aldım kendim abi. Bu konu için. Şimdi İlyas Kapısız tepki gösteriyor değil mi? Ya bu nereden geldi ya falan. İlyas Kapısız. Sen AK Partili misin? Bak ben sana bakarak soruyorum. Yaz altına. AK Partili misin sen? Eğer AK Partiliysen devam ediyorum soruma. AK Partiliysen zaten soracak bir şey yok. Bitmişsin sen yani. Olay bitmiş, kapanmış yani. Yani geçmişin başka mahalleye. Eğer AK Partiliysen İlk önce okyanus ötesine gideceğim, yapacağım. Devlet Bahçeli'ye bir satır yaz orada. Bir laf sok orada. O yazdıkları var ya hakaretler gibi. Önce Devlet Bahçeli'den başla. Yetmez. Yetmez. Süleyman Soylu'ya da iki çift laf yazacaksın. Altına yazacaksın. Ey Süleyman Soylu yaz altına. Bunlar da laf soktular Recep Tayyip Erdoğan'a. Demediklerini bırakmadılar bunlar. Devlet Bahçeli uğraş yapmıştı. Şimdi delikanlı olacaksan Devlet Bahçeli'den başla. Süleyman Soylu'dan devam et. Numan Kurtulmuş'a git. Kurtulmuş var. Onun altında daha bir sürü ekleyebilirsin böyle. Delikanlını orada yap. İsmail Ok'ta yapma. İsmail Ok'ta yaparsan samimiyetsiz buluyorum seni. Ama hepsini yap. Birader ben alayına karşıyım. Çarşı alayına karşı. Bravo İlyas Kapısız. O zaman sana şunu söyleyeyim. İlk demin söyledim ya. Sen gitmişsin dayı. Sen kopmuşsun olaydan. Sana ya Kemal dayı yakışır ya Meral abla yakışır. Yani sen, olay bitmiş senden. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi AK Partililer İsmail Ok'a tepki gösteriyorlarsa ki tırnak içinde verdim köydeki bayırdaki insan reis de almış altı yapmış. Eyvallah 10 yap reisler. İsmail Ok o bu, buna bakma. Gerçek AK Partili oy deposu bunlar. İşte bu İlyas Kapısızları koltuklara oturtanlar o teyzeler ablalar. İlyas Kapısız. Seni de kapısız diye oturtturmadılar oraya. İşte bu AK Parti'nin teyzesi, amcası, dayısı var ya eli öpülesi insanlar. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır iktidar koltuğunda oturtanlar. Şu anda bile %30'un altında düşürmeyenler var ya. Hah, onlar oturtturdu seni. Yoksa sen kapısız, kulsuz diye kimse sana bir o sandalyeyi vermezdi orada. Şimdi hocam. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Meral Akşener'in kanadından tepki geliyor. Ya abi bak burada birkaç tane isim hemen unutmayayım diye. Mansur Yavaş ne abi? Ülkücü mü? Milliyetçi ülkücü. Ülkücü mü abi? Tabii tabii. Altı Ok'ta şu anda belediye başkanı. Seçim sevincinde ülkücü hareketiyle sevinç. Ne alaka? Bu CHP işareti mi? He? Onunla oynadı. Şimdi sen Mansur Yavaş Ankara'da CHP belediye başkanı.
Ama ülkücü. Ama şimdi ben bilmiyorum. Buna oy veriyorsun sen. Cumhuriyet Halk Partili. Kusura bakma. Olay bu yani. Ya, eğer Cumhurbaşkanı eğer şu anda CHP'liyse o zaman ülkücü. Ya Allah bismillah kardeşim. Sen CHP'ye oy veriyorsun. Bana ne Mansur'dan? Böyle bakıyorsun olaya. İsmail gitti Allah belanı vermesin. E bunlar nereye gitti? O CHP'ye gitti Mansur Yavaş. Senin ülkücü abin, kardeşin, dayın, amcan her neyse CHP'ye gitti hocam. Altoka gitti. Sen Alparslan Türkeş'i bir izle bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin neler söylüyor. Eğer böyle bakıyorsun olaya. Ekrem İmamoğlu. Demokrat Parti. Doğru yok. Kökeni bu. Sağdan aldın getirdin. Eğer AK Parti zamanında ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı verseydi Ekrem İmamoğlu bugün AK Partili'ydi. Bu konuşulmuyordu. Şu anda sıradan bir AK Partili işte İlçe Hasan Bey. Avcı, Dinçer Orkan, Ramazan Bahçıvan, İsmail Cankul gibi bir İstanbul ilçe belediye başkanından bahsediyorduk. Şu anda yoktu Ekrem İmamoğlu. Aldı Cumhuriyet Halk Partisi sağdan. Şu anda İstanbul'da. Abdülhatif Şener nereden gitti hocam? AK Parti'den gitti. AK Parti'den gitti. Bakanlık yaptı. Tabii. Aldın Konya milletvekili. Konya milletvekili. Al senin milletvekilin şu anda. AKP'li. Bu AKP'li bu. Ne fark var? Cumhurbaşkanı Ekmelettin İhsanoğlu nereden geldi? MHP kökenliydi. Ne oldu? Mehmet Bahçeli. Böyle yaptı bak Kılıçdaroğlu. Tıpış tıpış gideceksiniz oy vereceksiniz dedi. AK Parti'ye kuzu diyorsun. Gittin kuzu oy verdin abi Ekmelettin'e. Sen yaptın bunu CHP'li kardeşim. Bugünün İYİ Partili arkadaşlar. Bunları siz yaptınız. Ekmelettin. Mehmet Bekeroğlu. Genel Başkan Yardımcısı. Cumhuriyet Halk Partisi. Saadetli bu ya. Hocanın talebelerinden. Milli Selamet. Evet. Hocam. Hangi şeyde buluştunuz? İlhan Kesici. Meşhur. Sağdan aldın. Senin milletvekilin abi. Aytun Çıray. Demin soydum. Evet. Oradan şu anda Meral Hanım'ın partisinde. Hocam bunlar sizin partileriniz. Bunlar da zikzak oluyor. Sindiriyorsun da. Siyasetin içinde var bu iş ya. Kim ne derse desin. Bitti. Siyaset. Allah rahmet eylesin. Meşhur Süleyman Demirel'in bir lafı vardır. Dün dündür, bugün bugündür. Bitti. Dedi. O zaman geçti. Abi. O zaman 1100 yorumdan 800 tane giydiririm. Bilmem ne yaparım. Boş abi. Sen önce kendi bir giydir. Mesela Balıkesir'deki CHP'lilere söylüyorum ben. Sen önce kendi içinden soldan benim adayım Emrah lan de. Dibine kadar solcu de. Yok ki senin böyle bir özelliğin. Yani sen ya abi AK Parti vekil mi kalmadı transfer. Sende adam mı kalmadı? Niye çıkarmıyorsun bir tane? Belediye başkanı adayı. Ahmet Akın Koç gibi Ahmet Akın herkese yakın vardı. Niye çıkarmadın? Serkan Saray Ankara'ya gitmedi mi? Ben istifa ederim demedi mi? Tabii açıklama. Ne oldu şimdi Serkan sen nereye geldin sen? Ahmet Akın orada beraber siyaset yapıyorsun. Şimdi onu büyükşehir aday göstermeyi düşünüyorsunuz ya. Bana göre gene olmayacak. Bu çocuğun nasibi yok. Serkan Sarı da Ankara'ya çek. Milletvekili olacak. O siyasi hani ilke? Seçim kaybından sonra yaşanan şeyler hep. Hani ilke abi hani istifa ederim. Masayı vururum, kırarım. Ne oldu abi? Ya o gün tabanı sakinleştirmek zorundaydı ya. Tabanı sakinleştirdi işte. Sakinleşti. Abi bugün o zaman laf sokmayacaksın yani. Ama işte Ahmet Akın o gün İsmail Ok'la bir kere yan yana fotoğraf verselerdi bugün CHP İYİ Parti ortaklığındaki İsmail Ok Büyükşehir Belediye Başkanı. Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir kere yan yana gelmediler. Bak Emrah ben sana bir şey söyleyeyim. Ama bak burada CHP'lerin yüzüne bakarak söyleyeyim. Bir kere yan yana gelmediler. Bak il başkanında, ilçe başkanlıklarında, yönetim kurulunda olanlar oy vermediler. Buradan söylüyorum yüzlerine. Oy vermediler. Bugün sövme adamı ya bırak adamı siz yolda bıraktınız. Tepki oyları vardı. Yani İsmail Ok oy vur. Evet demişler altına Ahmet Efe. Abi o zaman Ankara'ya gittin. İstifa ederim. El çektin istifanı. İsmail Ok kabul etmeyecektin. Çıkaracaktın CHP'den bir aday. Kaderini yaşayacaktın. Gören'de 8700 oy iptali var ya. Ahmet Akın yazdılar adamlar Ahmet Akın yazdılar diye. 8700'ü al bakalım koy bir tarafa. Bitti olay. Zaten kafa kafaya geldi. Bandırma'nın, Edremit. Bir de yan yana gelmedin. Ya bak Cumhuriyet Halk Partisi hep kendi kendinden çelişki. Hep kendi kendine problem yani. O seçimin yanlışlarıydı onlar. Şu an aday kim abi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı var mı? Mansur Yavaş'ı parlatıyorlar şu anda. Bana göre olmayacak da. Yani vitrine koydular en azından seçime hocam, kadar bir taş. Hocam Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğal adayı kimdir? Genel başkandır. En büyük babasıdır değil mi? Baba şu anda lider. Ailenin en büyüğü Kemal Kılıçdaroğlu. Çıksana. Aday benim arkadaş desene. Son ana kadar anketleri bekleyecekler. Vakti oluyor büyük ihtimalle kendi çıkacak. Hocam ne anketi? Adam 20 yıldan beri yıpranmış. Ekonomi şu anda dip yaptı. Bak ya. Genç kardeşlerimiz bilemiyorlar ama şu 20 yılın en dibinde. Dip yaptı şu an. Sen nesin? Ana muhalefet. Çıksana abi sen meydana. Meral Hanım
Ben başbakan olacağım. Başbakanlıkta bir mevki yok abi. Orada verdiği mesaj farklı onun da. Parlamenter sisteme geçelim. Parlamenter sisteme geçelim. Tamam, parlamenter sisteme geçerken kimle geçeceksin? Ortağın kim? İşte sıkıntı orada. Mansur Yavaş bugün Cumhurbaşkanı. Hani İsmail söyledi. Buradan gitti. İsmail bundan gidiyor işte. Sen buraya çok yaklaşıyorsun diyor. Çık kendi başına. Çık kendi başına. Ben ülkücüyüm. Ülkücüyüm. Adayım da Meral Hanım. Bu AKP zulmü bitecek. Böyle bir zulüm varsa halk burada, sandık burada. Herkes görüyor. Şunu anlatmaya işte çalışıyorum Emrah. Niye tek başınıza çıkamıyorsunuz? Neden? Evet ben bu partiyim, benim görüşüm bu deyip gidemiyorsunuz. İttifak gerekiyor. Yetmiyor oylar. Ha, tamam. O hala zaman, birinci parti, AK Parti. Abi, o, zaman, o zaman bu ittifaka. Ha, ben bunu sakıncalı görüyorum. Özür dilerim. Ben milli duygularla hareket ediyorum diyen bir adama da hakaret etmeyeceksin o zaman. Yani. Saygı duyacaksın. Peki paşam o senin herkes güzel alışacak. AK Parti biz alışacak. Böyle düşünüyoruz diyeceksin. CHP, İYİ Parti tarafı da alışacak. Oturacak taşlar yerine ama biraz zaman lazım işte dedim ya. Biraz zaman geçtikten sonra oturacak. Sonu yapalım mı? İftar vakti yaklaşıyor. Finali sen yapalım. Hocam bak buraya yazdım. Potansiyel rakip rekabet BBB TBMM diye not almışım. İsmail Ok AK Parti'ye geldi. Esasen İlyas Kapısız gibi siyasi figürlerin İsmail Ok'un gelmesinden rahatsızlıkları bir nevi rakip görmeleri mi? Rakip görüyorlardır büyük ihtimalle ya bu saatten sonra. Çünkü İlyas Kapısız'dan gidiyoruz da gündem o geldiği ben için. Ben gördüm en çok ona ayar oldum da. Ama İsmail Ok döneminde İlyas Kapısız AK Parti BDM meclis üyesiydi. Ciddi tartışmalar, ciddi kavgalar yaşanmıştı. Şu an eğer AK Parti'deyse kardeşi. Bak, şey yok. Bak Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan yemeğe böyle gidiyorlar dışarıda gibi. Bir şey yok. Siyaset bunu gerektiriyorsa yapacak. Ben buradan o kelimeleri söylemek istemiyorum. İzledim ben yani. Ben kim siyaset burada takip ediyorum. Tayyip Bey'in Devlet Bey'e söylenin. Devlet Bey'in Tayyip Bey'e söylenin. Sen bana söyle. Ben sana kıyamete kadar konuşurum. Konuşmam ya. Yemişim senin partine. Yani burada Yücel ama Yılmaz bile kabul etti ya. Seçimdeki rakibi kendisiydi. Hocam bak siyaset yapıyorsan kabul edeceğim. Abi bir dakika ya. Ben şimdi bu gömleği çıkardım. Siyasi bir gömlek giydim değil mi? Onun edebine, adabına, örfüne, kültürüne, saygısı, her şeyine tabi olacaksın. Bitti. Futbolcu transferi gibi ya. Dün hocam Galatasaray bitti. Forması giyiyordum. Bugün Fenerbahçe forması giyeceğim. Bitti. Sen şimdi kalkıp da orada en büyük Fenerli Galatasaray adına açıklama yapabilir misin Fenerbahçe'de? Yapamaz. Bitti. Bitti hocam. Fenerbahçe'ye geldin mi geldin? Artık sen Fenerlisin abi. Bitti. En kral Fener sensin. Emrah da Galatasaray'dan geldi mi? Ya, abi takım arkadaşım benim. Bitti. Ben sana pas atmam. Ben ne demek atmam ya? İki atmasın. Üçüncü de geç bu kenara. Bu formayı çıkaracak. Bunu anlatıyorum İlyas Kapısı'da. Geç kenara alacak. Yani, kenarda bekliyor. Yani bir vatandaş tepki gösterir. Tamam mı? Sabi güt saygı duyuyorum ya. Olabilir yani. Ya, bu anlamış. Dönelim abi rekabete. Valla rakip görsünler bu saatten sonra bence. İsmail Ok gibi figür geldi. AK Parti'nin içi de bayağı hararetlenir ben sana söyleyeyim. Siyasi argümanlar artık öyle yatma dönemi, işte çalışmama dönemi. Gerçi seçim geliyor. Mecbur çalışmaya başlayacaklar ama İsmail Ok bayağı bir hareketlendirir ortalığı. Tahmin ediyorum bir süre İsmail Ok sahaya inmez. İşte bu eleştiriler, tepkiler vesaire yasılsın diye beklerler. İsmail Ok sahaya indiği zaman temposu yüksek olur. Yaşadık hocam, çünkü daha önce. Ben onu yine mizansen olarak şöyle anlatayım ama ilk önce dün gazete manşetlerine göz atma şansım oldu. Ekspres'in manşetini beğendim. Hı. Artık hiçbir şey eskisi gibi doğru hocam. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dediğim gibi güçlü bir figür geldi. Ama Ekspres başka yerlerden de bakıyor ama ben de geniş biraz bakayım. Hem kamuoyu da biraz bilgilenmiş olsun. AK Parti şu anda karşıdan baktığınız gibi süt liman bir AK Parti değil. Değil. Yani 5 tane milletvekili var. İşte biz dedik ya dışarıdan gelene kardeşim. Kendi içinde kardeşim muhabbeti yok. Yani belli bir dengeler var. Başka bir problem konusu olabilir. Kısaca AK Parti içerisinde ahenk bozukluğu var. Var. Büyükşehir, il başkanlığı, yine milletvekili dağılımında, açılımında farklı dengeler var. Bu dengenin içine bir de milliyetçi kökenli, biraz dik duruşlu, farklı bakışlı, radikal bir İsmail Ok daha geliyor, AK Parti gömleğine geliyor. Evet. Burada çadır karışır mı? Karışır. Hadi bir iki tane isim vererek kısaca ben yapayım da. Hani açarız dedim ya sonra. Açarız sonra. Mesela Mustafa Can Bey potansiyel Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı? Evet. 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 Bu saklanmıyor da bu zaten.
daha önce düşünüldü de zaten bu. Ama milletvekili olması hasebiyle bu kontenjan kullanılacak dendi. Şimdi Can Bey bu kulvara da yakın, bu kulvara da yakın. Evet. Genç mi? Genç. Donanım var mı? Var. Yakışıyor mu? Yakışıyor. Bilinirliği de ya, iyi kötü. Şey, tabii var. Balıkesir'in Can Bey'i aynı Ahmet Akın gibi, o da son 8-10 yılda Balıkesir'de. Yazılacak biri olur yani sıralamada. Muhtemel. Muhtemel. Ama her an Yücel Bey'in performansı beğenilmezse bu tarafa da kayıdır. Tamam. Büyükşehir de bunu biliyor mu? Evet. Yani Yücel Bey'in saf bir adam değil ki. O da oyunun konjektörünü şartla. Tabii ki bakıyordur. Ya ama bunu ya birader sen benim rakibim. Böyle bir şey yok. Ama bu soğuk savaş dediğimiz yani bu benim potansiyel rakibim diye bir pozisyon var. Mesela Yavuz Bey'i, Adil Bey'i, Pakize Hanım'ı ya da Belgin Hanım'ı bu büyükşehir tarafına sayamayız. Yok. Yani bunlar büyükşehir olmaz. Bunlar nereye giderler? Bunlar tekrar meclise girmenin. Ankara'ya gidebiliyorsa tekrar gitmeyi isterler. Gidemezlerse gidemezler ama bu tarafa yönelen bir Can Bey var mı? Var. Tamam. Hocam bir tane de İsmail Ok geldi şimdi. Daha önce de iki defa rakip oldu. Hocam adamın background'ına baktığın zaman 3 kere ringe çıkmış, 1 knockout yapmış, 2 tane knockout almış. Yani farklı kafa kafaya güreşmiş. Evet. Değişik bir portre yani. Büyük şey olabilir mi? Ya olabilir. Onu da şöyle benzetme yapayım yine mizansen. Tayyip Bey teknik direktör bakıyor. Hocam son 9-10 haftadır gol sıkıntısı yaşıyoruz. Santrafor Yücel. Kafaya çıkamıyor. Ayağına geliyor. Boş kale atıyor. Adamı izliyor lan. Ne yapsam? Dakika 80. 1-0 yeni kim? Tamam mı abi? Kulübeye bakacak. Kulübeye bir bakıyor. Roberto Carlos. Diyor. Carlos'u alsak. Hocam belki adamda. Carlos geç. Olur mu? Bilemezsin. Bilemem ben teknik direktör. Koskoca Edip Uğur'u bir anda istifa ettiren adam. Abi yani. Adamın genel gol... başkan yardımcısı evet. Yapmış adamdı yani. Şimdi adamın gol istatistiklerine bakıyoruz. Santrafor, Santrafor. Carlos değil ama Santrafor tipi benziyor. Santrafor mu? Santrafor. Burada 9-10 hafta gol atamıyorsa hocam. Yani son 10 dakika maçı çevirmesi lazım. Alır abi. Ya burada İhtimal. Kararı teknik direktör verecek işte. Teknik direktör. Şey yani Recep Tayyip Erdoğan. Yani Yücel yeni bir Santrafor oldu hocam. Yani bir artık kulübe daha güçlü. Evet. Ha, büyük şehir bazında bakarsan. Bunu biz mevcuttan bakıyoruz. Can Bey, Ok, Yılmaz. Hocam bir de ilk 18'e giremeyenler var. Tabii dışarıda kalanlar. Türbeden izliyor maçı adam. Reis bakacak olan bunlarla olmuyor bu iş. Kulübede kim var hocam? Şey, tribünde kim var? Gel birader. Emrah gel bakayım kardeşim. Bak reis bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yapar. O yüzden yani Elipur örneğini yaşadıktan sonra potansiyel bir rekabet, potansiyel bir tatlı rekabet adın ne dersen de bu yaşanacak. Yaşanacak. Hocam Ankara kadrosuna da gökten la diye bir taş düştü. Tabii bu saatten sonra milletvekilleri de. Yani şimdi 5 tane sahada var. Tekrar 5 mi olacak? 4'e mi düşecek? 6'ya mı çıkacak? Şu anda 6. 6. 4'e mi inecek? 3'e mi inecek? Yani şöyle bir avantaj. Genel siyasette ne olacak tam bu? Bu enflasyonu çevirebilecek mi Recep Tayyip Erdoğan? Yoksa çeviremeyecek. Rüzgar o tarafa mı dönecek? Bunlar var şimdi yani. Şimdi bir de seçim çalışmalarına gel. Haziran'da mı yapacağız seçimi? 2023 Haziran'da seçim var. AK Parti sahada 6 vekille birlikte dolaşacak. Psikolojik üstünlüğü de aldı eline evet. Çok fazla. Bak bu da zaten bu da yani. Üstünlük vardı da 6'ya dediğin zaman şimdi futbolla çok konuştuk bugün. Fenerbahçe Galatasaray 6-0 yerinde unutulmuyor. İşte o gün 5-0'da kalsaydı bir daha konuşmazdı. Futbolun içinde 5 var. 6 önemli. Ama Kasım ayıydı. İşin şeklini değiştiriyor. Vekillikte de öyle. Psikolojik üstünlüğü çok fazla. 6-3 şu anda. Ele alınlar. Orada da çok büyük oradan da olmak lazım. Ha bir de listeler ne olacak? Onlar etken. Ekonomi ne olacak? Doğru. Yani oralara bakmak lazım. Yani bu tamam, İsmail yok. Ne ama şu bir gerçek var. Artık o 9 kişilik kontenjana ilk 5'ini iyi yer diye kabul edersek bir tane taş düştü hocam. Yani kocaman bir kütle geldi. Şimdi mevcut vekiller bir kere ne oluyoruz lan dedi. Taş geldi. Allah Allah dedi. Yani bu buyum. İki. Başka bir soru var burada da. Hı. Ben de merak ediyorum. Kamuoyu da merak ediyordur diye düşünüyorum. Senin bilebileceğini düşündüğüm için sana soruyorum. İsmail Ok'u kim ikna etmiştir? Balıkesir cephesi mi Ankara mı? Ben sana bildiğim kadarını söyleyeyim. İsmail Ok'um ben bir kere kendisi yüzüne söylediğim şeyi söyleyeyim sana. Abi bak sen de Recep Tayyip Erdoğan'la birebir örtüşen bir portre var. Yani abi bak izliyorum adamı ben Tayyip Erdoğan'a yani oturup sohbet edemedim. Edemem de herhalde. Kale almaz bizi. Belli olmaz. Fotoğrafımız da yok adamcağızla. Yani buradan onu izliyorum.
konuşmalarından, hareketinden, yürüyüşünden falan böyle atarlanmasından. Diyorum ki bak, aynı portre var. Milli çizgileriniz aynı. Değişmiyor. Reaksiyonlarınız sert, dik, ani falan. Aynı. Aynı. Arkanızdan gelenler toparlıyor sizin yıkıp döktüğünüzü. Duruşunuz var. Tek farklı olduğunuz yer, o bu tarafta siyaset yapıyor. Sen formalar farklıydı. Tamam mı? En son Ankara'da görüştüğümüzde gene konuştum. Dedim ki bak artık sen AK Parti çizgisine yaklaştın. Çünkü HDP'leşiyor. Milli duygularıma aykırı hareket ediyor. İyi Parti'ye bu tarafa geçtin. Dedim sen bu çizgiye geldin artık. Gülüştük falan öyle. Yok ben siyaseti bırakıyorum gerçekten. Tabii yani bu artık benim için son dedi. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla milletvekili Yavuz Subaşı'nın temasta olduğunu, sohbet ettiğini, birlikte olduklarını, yani bir Balıkesirli en azından sağda duran bir politikacınızdan, ki tırnak içine vereyim, soldakilerle de çok iyi görüşüyorlar Ankara'da. Ben görüyorum yani sohbetleri, muhabbetleri, belli bir klişe üzerinde saygı, sevgi muhabbetleri var. İsmail Ok'a ayrı bir burada bir yakınlık olabilir. Artık görüşmeler ne boyutta oldu, ne konu, onu ben bilemem ama Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmail Ok'u istediği, beğendiği, bunun için de ya bu arkadaşın üzerine biraz gayret edin, mesafe alın dediğini ben biliyorum bu noktada. Ama bunun dışında büyükler girmiş midir? Bizzat Tayyip Bey mi görüşmüştür? Ankara'da bir konsorsiyum oluşup adamı çembere mi almıştır? Çünkü İsmail mesela şu yorumlara ben katılmıyorum. Kaç paraya geçtin? Ne sözü aldın? İsmail Ok'u parayla geçiremez. Hocam İsmail Ok'u yakından tanıyan adam. İnanmıyorsan onu, hiçbir şey. Onu bu basit şeylerle ikna edemeyeceğini çok iyi bilirler. Kesin. Yani İsmail'i ikna edeceksen bu bayrakla, vatanla, milletle, bu sözlerle böyle ikna edebilirsin. Ama şu olmaz mı? Yani ya sen bizim partimize gel, bak biz de bunu vereceğiz. Bilmiyorum. Bundan bilmiyorum. Ama bunu İsmail Ok istemez. Onun o yapısını biliyorum. Ama hocam şimdi seçime bir yıl kalmış. Boşta bir milletvekilinin de AK Parti açısından söylüyorum bunu. Emrah gel bana katıl. Ne yapayım? Ya aldım adamı bir yıl sonra bunu arayacağım. Bunun da bir şey esprisi üstünlük, olmadığını üstünlük düşünüyorum. Zaten AK Parti. Dolayısıyla üst akılın, üst iradenin, ki bunun başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ya bu adamı alın. Ben çizgisini beğeniyorum. Evet çıkışlar yapıyor, söylemler yapıyor. Doğrudur. Yani bu eleştirileri bir AK Partili de yapmalı ama yapamaz. İşte demin anlattım ya, bir parti geleneği falan vardır. Yapamaz ama İsmail yapıyor. Ya bu çocuk bizde olur. Ya o teknik direktörün, ya bunu takımımda istiyorum dediğini düşünüyorum. Ve o yüzden de bir sonraki yani genel seçimlerde özellikle yani büyük şehir için olmasa bile. Ben öyle öngörüyorum ama. Kim aday olacak, kim olmayacak? Ama bu böyledir diyemem. Öyle bir durumum yok yani. Yani bana kalırsa büyük ihtimalle İsmail Ok milletvekiline devam edecek gibi duruyor. Yani benim öngörüm de öyle. Ama reis çok anketçi bir adamdır. Dediğim gibi gol yollarında sıkıntı yaşarsa Yücel Yılmaz hava toplarına hakimiyetini kaybeder. İşte efendim 6 pastan boş kaleye topu gönderemezse, hocam santrafor alalım, arkadaş değiştirelim. Yani gene siyasette 24 saat çok uzun süre. Çok erken konuşuyoruz. Ve bu yorum da bunların hepsi. Yorum. Ben vekille devam edeceğini düşünüyorum işin içi. Ben de. Kapatırken eksi yönlerini deminden beri çok saydık ama İsmail Ok AK Parti içerisinde AK Parti'ye çok ters gelebilecek. Evet. Sivri bir dil. Ani reaksiyon. Çok sabırlı değil. Çabuk demoralize olma ve buna hemen anında sert reaksiyon tepki verme gibi özellikler var. Zayıf karnı bu. Bunun da AK Parti içerisinde herhalde tespit edilip ya İsmail sakin ol bak bir sıkıntı olduğunda gel paslaşalım. Bunu niye söylüyorum? Teşkilatlar için uyarı niteliği taşıdı. Demin senin, yok ben daha şeytani bir şey düşünüyorum. Demin senin bir sözün vardı, AK Parti içerisinde rahatsız olanlar vardı. Var. Hocam, AK Partisi içerisinde rahatsız olanlar, hani böyle tikleri oluyor adamın, Allah Allah yapıyor. Gelip sana yaptırabilirler. İsmail'in bu konuda sakin olması lazım. İsmail'i gerçekten ailemize geldiği için mutlu olduk diyen vekillerin, İl başkanının, il yöneticilerinin, ilçe yöneticilerinin, meclis üyelerinin de abi falan deyip İsmail Ok'u bu noktada sakin tutmaları AK Parti'ye yakın böyle yatay bir geçişle o yörünge oturtmaları lazım. Onun için de zaman lazım. Çünkü İsmail farklı bir kültürden geliyor. İsmail diyorum ben bu arada ama benim abimdir. Kendisi severim yani böyle adaşımdır. Sanki böyle askerler için bahsediyorum. Benden büyüktür. Saygı duyuyorum kendisine.
İsmail Ok'un da buna adapte olma noktasında bir süreç yaşayacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de karşıdan, yani özellikle AK Parti içerisinden o zayıf karnına ateş edileceğini, tahrik edileceğini, özellikle bu 6 aylık, 8 aylık dönem içerisinde terse düşürecek pozisyonlar yani, yaşatmaya çalışacaklarını öngörüyorum, düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Bekleyip görelim o zaman. Görelim. Bayağı yorumladık herhalde. Çok oldu. Evet, tamam. Peki. O zaman kapatalım. Görüşmek üzere.